2020'den herkese merhaba. Aslında 2020'nin ilk videosu içinde annemin olduğu o kısa videoydu. Öyle başladık. Ama ben ona dedim ki 3. sezon olsun. Yeni bir takım şeyler denedim. Sonuçta yeni yıla giriyoruz değil mi? Bazı şeyleri yenilemek istiyoruz. Ben de dedim ki kanaldaki videoları biraz yenileyim. Rengiyle oynayayım. İçeriğiyle oynayayım falan filan diye. Dün akşam Bodrum'a geldik. Daha önceki videoların çoğunda bir sonraki video hep Bodrum'da olsun dedim. Ama bir türlü olmadı. Çok zor bir 2019 geçirdik gerçekten. Böyle duygusal olarak çok yoğun. İşte böyle göğsünü ufalayan, hüzünlü, yer yer umut dolu ama çok da istediğimiz gibi gitmeyen bir 2019 oldu. Hatta 2018'de buna bağlayabiliriz doğrusu. Dolayısıyla hani buraya dönmek, işte biraz yaraları sarmak için iyi oldu. ...2013 yılında bir yapılacaklar listesi hazırlamıştım yeni yıla girerken. Ve o beni gerçekten Bodrum'a yerleşme konusunda çok motive etmişti. Neler yapmıştım? Konsantrasyonumuzu bozan, zamanımızı çalan bir takım şeyleri hayatımızdan çıkarmıştık. Televizyon gibi, sonra araba gibi. Bunun dışında Galata'da oturuyorduk. Ve Bodrum'a taşınacağımız o zaman netleşmişti. Bunun üzerine babam gerçekten çok büyük bir kıyak geçti, öyle diyeyim buna. Dedi ki, biraz para biriktirin madem. Bebeğe dükkanın yanındaki ofis depo olarak kullandığı küçük yeri böyle biraz tadilatla eve dönüştürelim, orada yaşayın dediler. Dolayısıyla taşınmak, para biriktirmek yapılacaklar listesinin ilk sırasına yerleşmişti. Hani bebeğe gelmişken, ki doğma bir bebekliyim ben de, orada sabah yürüyüşlerinin benim için çok özel bir yeri vardır. Tekrar onları yapayım istedim. Çünkü hem sağlık için hem biraz fit olmak için hem de hayal kurmak, kararlar almak için yürüyüş bence birebir. Zaten Bodrum'a bisikletle gelme fikri de bir yürüyüşün bana mirası. Ayrıca aranızda okuyanlar var mı? Blog yazılarının çoğu o yürüyüşlerden çıkmıştır. Orada kafamda yazılmıştır. Bu seneye de bazı şeylerden vazgeçerek başladık. Ben kendi adıma tabii konuşacağım. Zira zamanımı çalan, odak haline gelen şeyler hayatımızı çok etkiliyor. İlk yaptığım telefonuma çeşitli kısıtlamalar getirmek oldu. Sosyal medya olsun, işte uygulamalar olsun vesaire. İşte bu boşluktan faydalanarak kitap okumaya başladım. Daha önce okumuyor muydum? Evet ama hiç iyi bir okur değildim ben. 20 günde 3 kitap bitirdim. O kitapları da günün sonunda sizinle paylaşacağım. Şimdi 4.'yü bitirmek üzereyim. Sanıyorum ilk adım olarak yeni yıla girerken yaptığım en güzel şey bu oldu. Bununla birlikte ertelediğimiz şeylerin başında seyahat etmek var. Mesela Hülya Norveç'e gitmek istiyor. Ne bileyim, kuzey ülkelerini görmek istiyor. Belki güney ülkelerini de görürüz, kim bilir. Ama bir şekilde yeni yıla biraz daha yurt dışı seyahati koyalım. Tabii bir başka yapacağım şey de işle ilgili olacak. Haliyle şimdi yeniden bununla ilgili bir takım adımlar atmam lazım. Genelde hani tasarımla uğraştığım falan söylüyorum ama internette şöyle bir araştırdığınızda bu adam ne yapmış? Hiçbir şey bulunmuyor. Şimdi onu görünür hale getirmek istiyorum. Bir portfolyo hazırlamak bence gayet iyi olacak. Yapmak istediğim şey biraz daha yurt dışına. Bununla ilgili yıl sonundan itibaren kardeşimle çalışmaya başladık. Onun bir projesi var. Zaman zaman görüyorsunuz işte Agrotix falan diye geçiyor diye önceki videolarda. Dolayısıyla bir de bir köprü olabilir diye düşünüyorum benim adıma. Bir de teşekkür edeyim, öyle kapatayım. Çünkü hava kararıyor. Bugün böyle çok geç, çok yavaş hareket ettim ama geldiğim gün hemen bir video çekmek istedim. Ama teşekkürü atlamak istemiyorum kapatmadan önce. Kitapları da tanıtacaktım değil mi? Tamam, önce kitapları tanıtayım, sonra teşekkür edeyim. Son 20 günde okuduğum 3 kitap ve 4.'sünü de tabii ekleyeceğim. Aslında biraz gezi ve içinde bisiklet olan kitaplar. İlki Gökhan Kutler'in Türkiye'den Gitmek isimli kitabı. Özellikle son bölümdeki günlüklerini çok sevdim, çok sevimli buldum. Bir çırpıda da okunuyor, çok güzel bir kitap, tavsiye ediyorum. İkincisi yine bir bisiklet kitabı. Bin Tanrılı Ülkeye Bisikletle Yolculuk, Sinan Cömert'in kitabı. Sadece bisiklet ve bisikletle geçtiği yollar değil, o yolların üzerindeki tarihi ve kültürel
zenginliklerden de bahsetmiş ve içine bir sürü kendinden şeyler katmış. Okurken böyle masalsı bir rüyanın içinde gibiydim. Hatta turu ben yapıyormuşum gibi hissettim. O anlamda Sinan'a çok teşekkürler. Eline sağlık diyorum, kalemine sağlık. Okuduğum üçüncü kitapsa İstanköy 6 Bodrum. Selçuk Erez'in kitabı. Bence bugüne kadar okuduğum Bodrum kitapları içerisinde buranın ruhunu bana en güzel aktaran kitaptı. Daha önce Baskın Orhan'ın Enişte Güzül'e Bodrum ve Dalavere Mehmet'i okumuştum. Bu kitaplar da çok eğlenceli kitaplar. Tabii Cevat Şakir Mavi Sürgün'ü atlamam. Bunları ama daha önce okumuştum. Selçuk Erez'in kitabı ise o dönem baskısı yoktu ve bulamamıştım ama şimdi Everest yayınlarından çıkmış. Şu an okuduğum kitapsa Rüzgara Karşı. O da bitmek üzere. Bu da beni bir şeye hazırlıyor diye düşünüyorum. Çünkü kafamda hep seyahat etmek, bir yerlere gitmek var. Geçtiğimiz senelerde yaptığım bisiklet turları, uzun bisiklet turları benim yıllık iznime sıkıştırılmış, böyle 5 güne, 10 güne, 7 güne sıkıştırılmış turlardı. Şimdi bunu biraz daha uzatmak istiyorum. Aldığım mesafeyi de uzatmak istiyorum. Ve gelelim teşekküre tabii. Geçtiğimiz sene söylediğim gibi biraz sıkıntılı geçti bizim için. Özellikle ailemin sağlık problemleri vesaire. Son dönemde 3 yıldır işte Alzheimer hastası olan annem için bir takım kararlar aldık. Ama bu kararları alırken vicdanımızı çok sorguladık. Bir sürü şey geçirdik kafamızdan. Kalbimiz güm güm attı. Doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz gibi. Sizlerden gelen yoğun mesaj, telefon, ne bileyim yorumlar öncelikle bizim gönlümüzü rahatlattı. Bir kere Alzheimer hastalığını tanıdık. Çünkü yaşayan daha iyi biliyor. Genelde broşürlerden, çeşitli yerlerden, kaynaklardan okumaktansa yaşayanlardan bilgi almak çok daha doğruymuş. Dolayısıyla karar alırken bunları göz önünde bulundurduk. Attığımız her adım bizi çok iyi hissettirdi. An itibariyle de hani Bodrum'a döndüysek bu gönül rahatlığıyla döndük. Bu anlamda bazen deniyor işte niye bu kanal bu kadar az kişi izliyor. Yani böyle sevenler böyle şeyler söylüyorlar. Biz burada biz bize bence çok güzeliz. O yüzden sizlere teşekkür ediyorum. Yıl boyunca elinizi sırtımızda hissettik. Bu teşekkürle de videoyu burada kapayım. Yeni videolarda görüşmek üzere.